İyi günler arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şişle yapılan patik modeli paylaşacağım. Patiğimizin dikilmemiş hali bu şekilde. Şöyle de bakın, dikildikten sonra da böyle sadece şu yan kısımda ve şu arka kısımda var. Altta dikişimiz yok. Bu yanda da yok. Sadece bir yanda var. Bu da şu şekilde içeri gelen kısma denk getiriyoruz. Dikilmiş hali bu şekilde. Dikilmeden önce de bu şekilde modelimiz. Şöyle ilk olarak şişimize 40 ilmek atarak başlıyoruz. Daha sonra iki yanlardan da birer ilmek arttırarak sayımızı fazlalaştırıyoruz. Daha sonra da yine iki yandan eksiltme yapıyoruz. Daha sonra sadece bir köşeden fazla yaparak bir köşeden tam 10 tane birden arttırmamızı yapıyoruz. Daha sonra yine belirli bir sıraya geliyoruz. Eksiltme yapıyoruz. Sadece düz örgü örerek tekrar şu kısımda yaptığımız işlemi yapıyoruz. Bir köşeden eksiltme, burada arttırma yapmıştık. Burada eksiltme yapıyoruz. Burası da sabit. Bakın bu şekilde sabit yaparak yine belirli bir sıraya geliyoruz. Dikerken de arkadaşlar şu şekilde yaparak şöyle modelimizi tamamlıyoruz. Etrafından da ben şöyle sık iğne geçtim. Şu kısım bana birazcık yanda duran kısım az geldiği için sık iğne de geçtim. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Bunun için 3 numara şiş kullandım. 2 numara tığ, makas ve iğne kullandım. Bir de size şunu göstermek istiyorum. Bizim yaptığımız, şimdi yapacağımız bu şekilde. Ekran resmi almak isteyenler için şöyle tutayım. Şimdi dediğim gibi bakın, ilk 40 ilmekle başladığımız kısım ve şu kısım, yani patiğimizi yaparken şu dikişin, eğer sorun olmaz derseniz hepsini aynı şekilde yapabilirsiniz. Şu dikiş kısmının içeride kalması için sağ ve sol ayak olarak ayırıyoruz. Bunun için bakın, düz olan kısım şurası. Şu düz olan kısım bu tarafta olacak. Diğer ayakta ise düz olan kısım bu tarafta olacak. Ki yandaki dikiş içeride kalması için, şöyle ekran resmi almak isteyenler için ekranda bekletiyorum. Sağ ve sol ayak olarak. Şimdi bizim yapacağımız bu şekilde. Bunu yapacağız. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, şöyle şişimizi 40 tane ilmeğimizi attık. Şöyle ikili olarak iki şişimi birden tutarak attım. Şöyle çekiyorum tekini. Bakın şu şekilde ilmeğimiz 40. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmekleri ters olarak örüyorum. Ters örgü. Bu şekilde sadece ters örgü olarak örüyoruz. Bu sırayı bu şekilde örelim. Diğer kısmı gelince birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, şöyle bir sıra gittim. Bakın şimdi modelin diğer kısmındayım. Burada ilk ilmeği örmeden aldım. Şöyle hemen bir tane arttırma yaptım. Diğer ilmeği yine ters olarak örüyorum. Başlangıçta bir tane arttırma yaptık. Şimdi sıra sonuma kadar gidiyorum. Sondan bir tane kalana kadar ters örgümüze devam ediyoruz. Şöyle ters örgü olduğu için burayı hızlıca geçiş yapalım. Başlangıçta ve sondan birer tane ilmeğimizi eksiltiyoruz. 40 ilmekle başladık. Birer ilmekle arttırarak ilmek sayımızı fazlalaştıracağız. Şöyle sondan bir tane kalana kadar bakın ilmeklerimi ters olarak ördüm. Şöyle bir tane daha arttırma yaptım. İpimi arkaya attım. Şöyle ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi çeviriyorum. Bu tarafta hiçbir işlem yapmıyorum. Arttırmayı bir taraftan yapıyoruz. Burada bütün ilmekleri
ters örgü olarak örüyoruz. Burada hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece diğer kısma geldiğimiz zaman ilmeklerimizi arttıracağız. Bu kısım bu şekilde. Bu diğer kısma gelince, şu ipimizin bu tarafta olan kısma gelince başlangıçta ve sonda birer ilmek arttırıyoruz. Toplam 9 ilmek buradan, 9 ilmek de burada arttıracağız. 40 ilmekle başladık. 58 ilmeğimiz olana kadar arttıralım. Evet arkadaşlar, şöyle iki yandan da birer ilmek arttırdım. 9 toplamda 9 ilmek buradan, 9 ilmek de buradan. 58 ilmeğim olana kadar arttırma yaptım. Şöyle saydığımız zaman da, ön kısımdan saydığımız zaman, şu ilk şurayı saymıyorum. Şöyle yakından göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sıramdayım. Şimdi 10. sırayı yaparken ilk ilmeği aldım. 2. ve 3. ilmeği 1 alıyorum. Burada bir eksiltme yaptım. Diğer ilmekleri yine ters örgü olarak örüyorum. Bütün ilmekleri şimdi ters örgü olarak örüyoruz. Sondan 3 tane ilmek kalana kadar bu şekilde ters örgümüze devam ediyoruz. Burayı hızlıca geçiş yapalım. 40 ilmekle başladık. Yanlardan birer ilmek arttırarak 58'e ilmek sayımızı çıkardık. Şimdi 58 tane ilmeğimiz varken hemen başlangıçtan bir tane eksiltme yaptık. Şimdi sondan da bir tane eksiltme yapacağız. Şöyle sondan 3 tane ilmek kalana kadar ters örgümüzü yine örüyoruz. Evet bakın, sondan 3 tane kaldı. İkisini alıyorum. Eksiltme yaptım. En son ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bu şekilde burada bütün ilmekleri normal örüyoruz. Sadece ön kısma gelince, ipimizin burada olan kısmına gelince başlangıçta ve sonunda birer ilmek eksilterek ilmek sayımızı yine 40'a getirelim. Bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, şöyle bakın iç kısımdayız. Burası modelimizin ön kısmı. Şimdi ilmek sayımız 40 olana kadar eksiltmemizi, her iki taraftan eksiltmelerimizi yaptık. Şimdi ilk ilmeğimi şöyle örmeden aldım. Burada bir tane arttırma yaptım. Tekrar ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örgü olarak örüyorum. Hızlı hızlı burayı örelim. Sadece ters örgü burası. Hızlıca burayı ördük. Sadece ters örgü. Şimdi en son ilmeğimizi de yine ters örgü olarak ördüm. Şimdi burada diğer köşedeyiz. Bakın buradan bir tane arttırma yaptık. Bu tarafa gelince de buradan şöyle arttırma yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Buradan da 10 tane ilmek arttırdık. Şöyle bakın arkadaşlar, baştan bir daha anlatmak istiyorum. 40 ilmekle modelimize başladık. Yanlardan birer ilmek arttırarak ilmek sayımızı 58'e çıkardık. Daha sonra 58'e geldikten sonra yine yanlardan birer ilmek eksilttik. Tekrar 40 ilmeğe geldik. Şimdi başlarken bir ilmeği aldım, bir tane arttırma yaptım ve sıra sonuma geldim. Burada 10 tane ilmek daha şişime attım. Şimdi bunları ters örgü olarak örüyorum. Burayı sadece ters örgü olarak
Örüyoruz bu şekilde. İlk sıra olduğu için burası arttırma yerimizin biraz zor geliyor. Evet, şimdi diğer ilmeklerimizi de ters örgü olarak örüyoruz. Şimdi bu tarafta şu 10 tane arttırdığımız kısımda hiçbir arttırma yapmayacağız. Orayı normal olarak öreceğiz. Diğer kısımda bir tane arttırma yaptığımız yerde ise sadece o kısımda arttırma yapacağız. Şimdi diğer tarafta arttırma yaptık. Burada arttırma yapmıyoruz. Burayı sadece hızlıca şöyle bir örelim. Ters örgülerimizi örelim. Sıra sonumuza kadar. Şöyle. En son ilmeğimizi de şöyle düz olarak ördük. Şimdi çeviriyorum. Bakın ipimizin burada olduğu kısım. Şimdi burada yine ilk ilmeğimi aldım. Bir tane arttırma yaptım. Sadece bu kısımda arttırma yapıyoruz. Diğer kısımda yapmıyoruz. Bu şekilde sıra sonuma kadar devam ediyorum. Şimdi bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece burada bu başlangıçta arttırma yapıyoruz. Diğer kısımda arttırma yapmıyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın burası. Tekrar burada bir çıkıntı yapacağız ama burası düz olarak gidecek. Bu kısım 10 tane arttırma yaptığımız yerde hiçbir arttırma yapmıyoruz. Burayı hep sıra sonuna kadar normal ters örgülü örüyoruz. Sadece bu kısma gelince, ipimizin bu tarafında olduğu kısma gelince burada bir tane arttırma yapıyoruz. Diğer bu kısmı örerken, ipimiz bu taraftayken hiçbir arttırma yapmıyoruz. Bu şekilde devam edelim. Şöyle burada bu ikinci arttırmamız oldu. Toplamda 8 tane arttırmamız olacak. Bu şekilde devam edelim. Sonra yine birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, bakın şöyle bu kısımdan arttırmamızı yaptık. Şöyle 10 ilmek arttırdığımız yerden sayınca 2, 4, 6, 8 sıra yapmış olduk. Şimdi burada normal ters örgümüze devam ediyoruz. Bir arttırma eksiltme yapmadan devam ediyoruz. Sıra sonumuza kadar bu şekilde ters örgümüzü örelim. Diğer kısma gelince eksiltme yapacağız. Evet arkadaşlar, şöyle sıra sonuma kadar tamamladım. Şimdi bakın şu düz gelen kısım, şöyle çıkıntı olan yer değil de düz gelen kısımdan şu kısma geldiğimiz zaman şimdi eksiltme yapacağız. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 4, 15, 20, 24, 30, 31 ve 32 tane şöyle ilmeğimizi kestik. Bakın şu şekilde 32 ilmeğimizi kestik. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Evet arkadaşlar, şöyle şu kısımdan 32 tane ilmeği kestik ve şuradan da 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ilmeğimiz var. Şimdi bu kısmı şöyle yine burayı ters örgü örüyoruz. Düz kısımda şu düz olan yeri yapacağız. Bunun için sıra sonumuza kadar ters örgü olarak gelelim. En son ilmeği de şöyle düz olarak ördüm. Çeviriyorum. Burada bakın ipimizin bu tarafta olduğu kısımdayız. İlkini örmeden aldım. Ve şimdi bütün ilmekleri düz örgü olarak örüyorum. Bu şekilde sadece kalan ilmeklerimizle ön kısma gelince düz, iç kısma gelince de ters örgümüzü örüyoruz. Toplamda ters olan kısımdan sayarak daha belirgin olur. 7 sıra olana kadar şöyle devam ediyoruz. Bu kısımda bütün ilmekleri düz, diğer kısımda bütün ilmekleri ters örgü olarak öreceğiz. Şu kısmı şöyle şurayı yapmış olacağız. Bu şekilde burayı düz örüyoruz. Buraya gelince ters ve buradan da sayarsanız daha kolay olur. 7 sıra olana kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle bakın. Düz örgümüzü yaptık ve düz kısmındayız. Şöyle iç kısımdan zaten belli oluyor. Şu kısmı saydığımız zaman 2, 4, 6, 7 sıra olacak. Şöyle şimdi ön kısımdayız. Düz örgü ördüğümüz kısımdayız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeğimi ters örgü olarak, pardon, burada ilk sırada hemen bakın ilk ilmeğimi aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi eksilttim. Şimdi diğer ilmeklerimi de ters örgü olarak devam ediyorum. Sadece bu sırada arttırma yapıyoruz. Bu sıranın ön kısmın bu köşesinde yapıyoruz. Diğer köşesinde tek tek arttırma yapmayacağız. Burayı sadece ters örgü olarak örüyoruz. Düz örgüyü bıraktık. Evet, şimdi buradayken şöyle şişimi çeviriyorum. Şimdi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu şekilde arkadaşlar toplamda 32 tane ilmek şişimize atalım. 32 ilmek attıktan sonra böyle hiçbir işlem yapmadan sadece ters örgüyle sonuna kadar gelelim. Arttırma eksiltme yapmıyoruz. Sadece 32 tane ilmek burada atıyoruz şişimize. Daha sonra da sıra sonumuza kadar gelelim. Evet arkadaşlar şöyle 32 ilmeğimi arttırdım ve şu sadece iç kısmından şöyle örgümü yaptım. Şimdi yine ön kısımdayız. Ön kısımda ilk ilmeğimi alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi bir alarak bir tane daha eksiltmiş olduk. Sadece ön kısımda bu işlemi yapıyorum. Ön kısmın sadece şurasında bakın. Şurada oluşan sivriliği bu tarafta da vermemiz için sadece bu kısımda. Bakın diğer taraf bu şekilde olacak. Burada yine bir tane eksiltme yaptım. Diğer ilmeklerimi hiçbir işlem yapmadan ters örgü olarak örüyorum. Burası sadece ters örgü olacak. Başta modelimizin ön kısmının başında sadece eksiltme yaptık. Evet bu şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim.
Şimdi arkadaşlar ön kısmında şurada eksiltmemizi yaptık. Sıra sonumuza kadar daha eksiltme yapmadan geleceğiz. İç kısmına yani şu tarafı örerken yine hiçbir işlem yapmıyoruz. Geliyoruz. Ön kısmına tekrar geldiğimiz zaman şu başlangıçta ilk ilmekten sonra ikinci ve üçüncü ilmeği bir alarak eksiltmemizi bu tarafta yapıyoruz. Bu şekilde yapalım. Toplamda 8 tane şu köşede eksiltmemizi yapacağız. Her sırada birer tane eksilterek 8 ilmek eksilteceğiz. Şöyle şu arttırma yaptığımız kısmı şurayı saydığımız zaman ters örgümüzü 8 sıra olana kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle sadece şu yan kısımdan eksiltme yaparak toplamda 8 sıra yaptım. Şöyle şimdi bütün ilmeklerimi kesiyorum. Şimdi de dikiş işlemine geçeceğiz. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde kesiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bütün ilmeklerimizi keselim. İpimizi kopartalım. İpimizi kopartalım. Şöyle iğnemizi de tığımızı da ayarlayalım. Devamını birlikte yapalım. Evet arkadaşlar şöyle kesme işlemimizi yaptık. Bakın modelimiz bu şekilde. Şimdi iç kısım burası. Burası da ön kısmı. Şimdi dikerken şöyle bakın burası şöyle bir sivri geliyor. Burası sivri, düz ve sivri şekline geliyor. Şimdi bu sivri olan kısmı buradaki düz olan kısmın tam ortasını denk getireceğiz. Köşeler bakın aynı hizaya geliyor. Bu şekilde şöyle hemen ipimizi şöyle atıyoruz. Bu şekilde köşedeki uç kısmı tam ortadaki düz yere denk gelecek. Köşeler tam aynı hizada olacak. Şimdi bu ön kısmımızı diktik. Bakın şimdi şu açık olan kısmı diktik. İsterseniz şimdi burayı dikelim. Şu kısmı buraya bir düğüm atalım. İsterseniz ya da şuraya hemen düğüm atalım. Orayı size anlatacağım karışık gelmemesi için burayı bir kopartalım. Şimdi şu arka kısmı bakın şöyle bir 3 tane parçamız var. Bunu yaparken önce şunları dikiyoruz. 2 tane aynı olan parçamızı dikiyoruz şu şekilde. Köşeden hemen dikişimizi şöyle attık. Bakın bu iki aynı olanı diktik. Şimdi şu sivri olan kısmı tam bu şuradaki kısmı tam bu köşeye denk getireceğiz. Bakın şu şekilde yine köşeler aynı hizada olacak. Tekrar göstereyim. Bakın bu üçgen kısmının sivri olan kısmına şimdi ipimizin olduğu tam şu çıkıntının olduğu kısmı buraya denk getiriyoruz. Şuradan şöyle sağlam olması için buraya birkaç defa da
Şöyle şimdi şu küçük olan kısmı dikelim. Burada düğüm attık. Şöyle ipimizi burada kopartalım. Tekrar düğüm atalım. Şimdi bakın buradayız. Burada yine şu çıkıntı olan kısımdan iğnemizi şöyle geçirelim. Bakın şöyle tuttuğumuz zaman şu şekilde. Burayı da hemen açık kalan tek kısım kaldı. Burayı da hemen şöyle dikiş geçelim. Şimdi bakın bu sadece burası kaldı. Burayı da hemen şöyle hızlıca dikişimizi atıyoruz. Bir tane ip yeterli geldi modelimiz için. 38 numarayı da uygun. Videonun başında da söylediğim gibi modelimiz sağ ve sol ayak ayrı yapılı. Eğer siz isterseniz ayrı yapmadan da kafanız karışırsa ayrı yapmadan da deneyebilirsiniz. Şöyle şu yan kısım İçeride durması için sağ ve sol ayak için ayırdım. Dediğim gibi siz isterseniz tek yaparak hem sağ hem sol ayak için de kullanabilirsiniz. Bakın bunun arkadaşlar şöyle bu tarafta bu modelimizin de bakın şu kısımda dikiş. Yani bu tarafta dışa dönük olan kısımda dikişimiz yok. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar şu kısım bana yeterli gelmedi. Az duruyor. Hani ayağı giydiğiniz zaman şu kısım çok aşağıda durduğu için bir de ben etrafından sık iğne geçtim. Tabii siz tercihinize kalmış. Ama bu şekilde de hoş bir görüntü oldu. Bir tane zincir çektim. Hemen arkaya şöyle sık iğne ile sabitledim. Yanına geçtim sık iğne. Yanına geçtim sık iğne. Sadece sık iğne yaparak istediğimiz boyuta gelene kadar sadece sık iğne yapalım. Her sıraya bir defa batarak bakın şöyle yakından göstereyim. Her bakın boşluğa geçtim sık iğne. Yanına geçtim sık iğne. Bu şekilde istediğimiz kadar sık iğnemizi yapalım. Ben 4 sıra yaptım. Siz de benimkisi gibi yapmak isterseniz sık iğnemizi yapalım. İpimizi kopartalım. Evet arkadaşlar bakın şöyle sık iğnemizi de etrafından yaptık. İsterseniz siz daha fazla yapabilirsiniz ama bence 4 sıra kadar yeterli. Güzel şurayla da sanki uyumlu oldu. Bu şekilde diğer eşi de umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.